Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Yani siz bir ekonomistsiniz. Aynı zamanda bu konulara da kafa yoran bir insansınız. Biz neyi tartışıyoruz? Gerçekten bu yaptığımız, mesela biraz önce yaptığımız gerekli bir tartışma mı? Geç kalmış bir tartışma mı? Yoksa bir gündem değişikliği tartışması mı? Ben sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Yani hepsi birden henüz Türkiye maalesef temel hak ve özgürlükler noktasına gelemedi. Onun için de siyaset din üstünden, ırk üstünden, mezhep üstünden yürüyor. Siyasetin kendisi çoğulcu bir yapıya kavuşamadığı, 12 Eylül rejiminin damgasını taşıdığı için de esas sorunlarımıza dönemiyoruz. Kişisel ikballer... Çok seviyordum bir ara. Kendi çıkarları... İkbal sorunun mu var? Vesairesi çalkalanıp duruyoruz. Evet, yani şu da üzücü geliyor bana Mehmet Bey. Mesela Sezaryen konusunu Başbakan Erdoğan bu kadar sert gündeme getirmeden gündeme gelemiyor. Ya da kürtaj meselesi farklı bir anlamda sağlık perspektifinden ya da sosyal yönüyle tartışılamıyor. Ve bir anda bütün her şey o kadar sert bir iklime geliyor ki tartışsanız bir türlü, tartışmasanız, görmezden gelseniz bir türlü. Yani biraz biz gazetecilerin de suçu var sanırım ya da Türkiye'nin bu tuhaf gündemi hepimize esir alıyor ve bir şekilde bir girdabın içinde sürüklüyor gibi geliyor. Bilmem ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence çok çok doğru bir tespit. Türkiye'de gazetecilik maalesef yönetilenlere fokus olmuş, endekslenmiş halde. Toplumdaki yönetenler dışındaki esas gündemi belirlemesi, esas alınması gereken toplum dışlanmış vaziyette. Tabii bir bize ait özel bir başka durumda var. Aslında demokratik ülkelerde gündemi muhalefet belirler. Bizde yöneten siyasi iktidar gündemi belirlemeye çalışıyor. Bu galiba biraz Uludere meselesinde yürümedi. Ama gerçek sağlıklı toplumlarda halkın sorunlarının esas gündem olması gerekir. Ama medya bir şekilde o kadar yönetim anlayışına ve yönetenlere lehimlenmiş ki esas işlevinden çok uzak seyrediyor. Onun için de gündemi çok hızlı değişiyor. Temel konuları şekillendiremiyoruz ve aslında tartışmanın çerçevesini de siyasetin çıkarları şekillendiriyor. Evet, burada çuvaldızı biraz da kendimize batırmakta fayda var diyelim. 28 Şubat'ın 6. dalgasına geçelim. 9 emekli asker bugün adliye, Ankara Adliyesi'ne davetle geldiler. Aralarında 5 emekli orgeneral, 4 tane de kor general rütbesinde isim var. Aralarında tutuklu isimler de var. Çetin Doğan var, Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, İlhan Kılıç, Engin Alan, Metin Yavuz, Yalçın Vurala var, Kamuran Orhan ve Teoman Koman. En önemlisi belki de emekli orgeneral Teoman Koman. Mehmet Bey, ilk olarak bu zamanlamayı ne düşünüyorsunuz? Böyle bir Başbakan Erdoğan bir açıklama yaptı. Böyle dalga boğuluruz dedi. Bir durdu dalgalar, yeniden başladı. Yani bir iradenin aslında Türkiye'yi demokratikleştirme arzusunu görüyorum. Ama bir taraftan da bunun yerine eski yapıyı koruyarak egemeni değiştirme tutkusu var. Aynen öyle işte. Bu gelişimi sağlıklı... Şimdi doğru konuştun. Bir süreç izlemiyor ama 28 Şubat'ın soruşturulmasını anlamlı buluyorum ama 12 Eylül rejimini koruyarak bunu yapmanın da bir nihai olarak Türkiye'yi demokratikleştireceğine inanmıyorum. Ama olsa önemli ve olumlu bir adımdır. Çünkü 28 Şubat 12 Eylül rejiminin çocuğudur. 12 Eylül rejimini biz korumaya devam ediyoruz. Yani siyaset... AKP'de 12 Eylül çocuğu ne olacak? Dahil, normal. Bugün devleti şekillendiren çok ciddi konulardaki belirleyici yasalar 12 Eylül rejiminden kalma. Başta siyaset olmak üzere bu yasalara dokunmadan, 12 Eylül rejimini dönüştürmeden, sistemli bir demokratik hamleye girişmeden yapılan bu adımlar olumlu ama yetersizdir ve nihai aşaması çok kalıcı olmayabilir ama gene de desteklemek gerek bu 28 Şubat sürecinin yargıya taşınması. Belki arkasından da halkın bilincini yükselterek aslında temel yapılması gereken şeyin 12 Eylül rejimine dönüştürmek olduğu da daha yaygın bir şekilde kabul edilir. Bunun için de siyaset kurumunu oluşturan
yasalardan başlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu saydığınız isimler arasında şimdi konuşurken aklıma geldi. Örneğin Ahmet Çörekçi'nin, Ahmet Altan'ın milliyetten atılmasına sebep olan komutan olduğu söylenir Atatürk yazısıyla ilgili. Yani bir taraftan da Türkiye bir cami kışla parantezinde çalkalanıp duruyor. Aslında bu parantezden çıkıp rejimi sistemli kurumsal bir demokrasiye taşıma arzusunun esas olması lazım. Evet. Teoman Koman çok ilginç bir isim Mehmet Bey. Siz de tahmin edersiniz ki. Çünkü aslında Teoman Koman, yarın Radikal'e onu yazdım ben, bir dönemin simge bir ismi. Yani MİT müsteşarı, jandarma evet. genel komutanı, evet. Meclis iradesini görmezden gelen ve emekli olduğunda da evet. askeriyenin o alışkanlığıyla emekli generaller ne yapıyorsa onu yapıp bir bankanın, Cavit Çağlar'ın bankasının yönetim kurulu üyesi olan bir isim. Yani bir dönemin zamanın ruhunu o kadar iyi temsil eden bir isim ki o yüzden çok önemsiyorum. Siz de bu konuda yazılar da yazdınız önceden. Ne düşünüyorsunuz? Sizce neden önemli? Çok önemli çünkü şundan bir kişisel olarak MİT müsteşarlığından jandarma genel komutanlığına geçiyor. JİTEM'in en aktif olduğu dönemle ilgili. Bir de tabii bir parantez açmak lazım izleyiciler açısından. Ordu bizde jandarma ikinci bir ordu, hatta esas ordu olarak algılanır. Son zamanlarda çok önemli bir demokratik hamle yapıldı. Bu değiştirildi ama Teoman Koman'ın jandarma genel komutanı olduğunda jandarma Türkiye toplumunun %95'ini bir şekilde kontrol ediyordu. Bugün o hakları polise devredildi. Aynı zamanda derler ki askeriye bütün kamuoyunun nabzını, halkın nabzını jandarma vasıtasıyla izler ve kontrol eder. Yani jandarmanın Türk ordusu içindeki yeri, aynı zamanda JİTEM'in o dönem faaliyetleri ve Teoman Koman'ın kişisel kariyeri açısından son derece hayati, önemli, asli bir tablo var ortada. Jandarmanın o askeriye içindeki yeri, 28 Şubat'taki rolü, JİTEM, bunları hep birlikte değerlendirdiğiniz vakit son derece önemli bir konumda. Aynı zamanda o kadar kendini güçlü hissediyor ki meclisten daha üstün görüyor kendisini. Aşağılayıcı bir şekilde davetine gitmiyor. Aynı zamanda bu bankacılık kesimine geçmeden evvel o döneme ait hangi konumda ve hangi pozisyonda durduğunu daha da iyi anlamak için o başkan yardımcılığı yaptığı bankanın televizyon kanalında gazeteciler karşısında verdiği bir açık oturum, işte soru cevaplı bir programı vardı. Dilerim ki hem mahkeme onu izlesin hem Türkiye kamuoyu bir daha onu görsün. Orada kendisine sormuşlardı. Bu faili meçhuller bir ölçüde son zamanlarda durakladı, neden diye. Belki doyuma ulaşmıştır diye cevap vermişti. Tabii hemen 28 Şubat'tan sonra emekli olduğunda yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptı, banka battı. Bununla ilgili olarak açılan bir davada kendisi 1 milyar doların Amerika'ya kaçırılmasıyla ilgili bir iddiadan mahkemeye çağrıldı ama bir sonuç bildiğim kadarıyla alınamadı. Daha da benim ilgimi çeken hadise, bugün kendisi 28 Şubat sorgusuyla ilgili yargı önünde ama Diyarbakır'da JİTEM'le ilgili görülen bir dava var, süren bir dava var. Esas Teoman Koman'ı 28 Şubat kadar JİTEM'le ilgili Diyarbakır'daki davanın dinlemesi lazım. Yani o dönemin bir kara kutusu olmak hasebiyle bankacılık kesiminde kaybolan paraların dışında kamu görevlisi olarak JİTEM'i en yakından bilen isimdir ve niye Diyarbakır'daki mahkeme kendisini bu konuda hala dinlemedi, onu da hep bir soru işareti olarak bakarım. Evet, belki de bu bugüne kadar pek çok konuda adı geçen, sorumluluğu bulunan ama hiçbir konuda bırakın hesap vermeyi, ifade bile vermeyen bir isme dokunulması anlamında da önemli. Bundan sonra belki 28 Şubat konuşmasında çok olumlu buluyorum bunu ama evet. bunların bu sürecin muhakkak kurumsallaşarak sistemi demokratikleştirmesi lazım. Yani bu çok olumlu adımların kalıcı, geri dönüşü olmayan
Ama demokrasiyle taşlanan bir sürece gitmemesi halinde bunlar önemli ama yetersiz ve geri dönüşü mümkün adımlar olarak kalabilir. Bunun üstünde çok duruyorum. Bir taraftan 12 Eylül rejiminin çok önemli yasaları mevzuatı dururken mesela demin altını çizdim. Jandarmanın bu toplumun yüz ölçümümüzün %95'ini kontrol eden yetkileri azaltıldı. Ama hala İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır jandarma görünürde. Ama sicil amirliğini genelkurmayın jandarma genel komutanlığı yapar. Yani jandarma demokratik bir sistemde olmaması gereken bir noktadadır. Baktığınızda çıplak gözle baktığınızda İçişleri Bakanlığı'nın emrindedir. Ama fiili olarak ordunun komutasındadır. Yani bunları çok hızlı artık aşmamız gerekir. Bu olumlu adımların Türkiye'de kalıcı, geri dönüşü mümkün olmayan hale gelebilmesi açısından. Peki. Mehmet Altan çok çok teşekkür ederiz programımıza zaman ayırıp katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Mavi'ye de sevgilerimi yeniden göndermeyi ihmal etmiyorum. Sevgili seyirciler bu arada...